Ankara'dan hepinize güzel bir hafta sonu, güzel bir pazar günü diliyorum efendim. Başkent kulisine hoş geldiniz. Bu hafta gördüğünüz gibi stüdyodan değil, bir dış mekandan. Aslında burası da yine bir kapalı mekan ama stüdyo dışından başkent kulisini yapacağız. Neredeyiz? Ümitköy Spor Kompleksi'nden bu yayını gerçekleştireceğiz. Bulunduğumuz mekanla uyumlu bir şekilde az sonra size takdim edeceğim bir konuğum var. Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu bizlerle birlikte. Hem spor konusunu konuşacağız, hem gençlerle ilgili, gençliğin sorunlarıyla ilgili konuşacağız. Hem de elbette yerel seçim sürecindeyiz. Yerel seçimlerle ilgili olarak da Sayın Bakan'a sorularımız olacak. Hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz bize vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı pazarlar diliyorum. Sağ olun. Bu bulunduğumuz mekanla ilgili isterseniz bilgileri sizden alalım. Hemen arkamızda bir buz pisti var. Bir salondayız. Kapalı bir salondayız. Başka neler var? Neler yapılıyor burada? Gerçekten burası göz bebeğimiz olan spor testlerimizden biri. Ümitköy Spor Kompleksimiz. İçerisinde buz pateninden buz hokeyine, spor imkanlarına, değişik branşlarda pek çok hizmeti barındıran bir alan. Gerçekten yaşayan bir spor alanımız burası bizim Ankara'da, Ümitköy'de. Yüzme havuzumuz var, antrenman salonlarımız var. Gençlerimizin kendilerini kültürel ve bilimsel anlamda geliştirebilecekleri gençlik merkezimiz var. Kitap kafemiz var ve bununla birlikte basketbol, voleybol noktasında kendilerini geliştirebilecekleri alanlarımız var. Bir gününü burada geçirebilir bir insanlar. Bir gününü 24 saatini geçirmek istediğinde gelebileceği, kapıları sürekli olan bir tesisimiz. Gerçekten halkımızın da ciddi anlamda rağbet ettiği bir tesis. Amacımız bu tesislerimizi daha yaygın ve daha kullanışlı hale getirmek. Evet. Bu vesileyle sizler de görme şansı elde ettiniz. İnşallah çocuklarla beraber sizleri de bekliyoruz. Biz niyetimizi aldık. Burası halka açık. Herhangi bir ücret, kayıt vesaire gerekiyor mu? Yoksa aileler, Ankara'da oturanlar istedikleri vakit gelip buradan yararlanabiliyorlar mı? Bazı alanlarda ücret var ama minimize edilmiş ücretler. Biz toplumu, sporu tabana yayma noktasında gerçekten ücret politikamız başta olmak üzere pek çok konuda halkımızın anlayışı, ihtiyacı neyse onu esas alarak hizmet etmeye gayret ediyoruz. Bu anlamda ücret politikası, tesislerin halka açıklığı, saat dilimleri vesaire pek çok konuyu revize ettik. Revize etmeye devam ediyoruz. Bu çerçevede de pek çok tesisimizi halkımızın 7/24 kullanacağı şekilde açık tutma çerçevesinde bir takım planlamalar yaptık. Bazı tesislerimizi açtık. Bazılarını da açma noktasında planlamalarımız hızla devam ediyor. Yeter ki gelsinler insanlar. Yeter ki gelsinler. Biz vatandaşımızın her yaştan, yaşlı genç ayrımı yapmıyoruz. Spor engel tanımaz diyoruz. Engelli engelsiz, kadın erkek ayrımı yapmıyoruz. Bu noktada saat zaman ayrımı da yapmıyoruz. Vatandaşımız benim gündüz vaktim yok. Dersim var, okulum var, işim var, başka programlarım var. Ancak gece vakit bulabiliyorum. Ama gecede spor alanları kapalı diye bir mazereti olmayacak bundan sonra. Gece 2'de, 3'te, sabah 5'te ne zaman yüzmek istiyor ise, antrenman yapmak istiyor ise, fitness alanlarını kullanmak istiyorsa gelecekler. Tesislerimiz onları bir alan olarak, bir hizmet alanı olarak her daim bekleyecek. 7/24 halkımızın hizmetindeyiz. Yeter ki halkımız sporu bir yaşam felsefesi haline getirsin. Gelmiyor mu insanlar? Bu çağrılar yapıyoruz ama. Evet, bu çağrıları yapıyoruz. Ciddi anlamda tesislerimiz var. Ülkemizin her noktasında, ilçelerimizde hatta köylerimize kadar gerçekten spor tesisleşmesi noktasında büyük mesafeler kat ettik. Bu anlamda biz halkımızın spora biraz daha ilgi göstermesini istirham ediyoruz gerçekten. Bu anlamdaki eksikliği, motivasyonu artırma ihtiyacımız var. Bu çerçevede toplumumuzun değişik kesimlerine, kurumlarına bu noktada bize destek çağrısı yapmak istiyorum. Özellikle siz değerli medyamızın toplumumuzu spora yönlendirme, spor konusunda sporun yaşam tarzı olma noktasında motive etme anlamında desteğinize ihtiyacımız var. Hakikaten spor günlük yaşamın bir parçası olmalı. Herkes için. Sağlık açısından başta, sağlık açısından öncelikle gerçekten spor sağlık ilişkisi çok
bilinen bir ilişki. Ne kadar çok spor yaparsak hastalanma oranları, sağlıkla ilgili sorun yaşama oranları o anlamda azalıyor. Bu hem ülkemizin sosyal politikalar açısından, sosyal güvenlik harcamaları açısından, sağlık harcamaları açısından artı bir durum demek, hem de insanımızın zihinsel ve bedensel gelişimi açısından ciddi anlamda bir katkı demek. O anlamda bizim bakanlık olarak sporu yaygınlaştırma ve sporu teşvik etme noktasındaki projelerimize siz değerli medyamız başta olmak üzere tüm kurumlardan, kuruluşlardan destek bekliyoruz. Vatandaşımızın ilgisini istirham ediyoruz. Biz de buna bir çağrı olarak alıp bu yayın vesilesiyle izleyicilerimize iletmiş olalım. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi bu konulara tekrar döneceğiz. Yani bakanlığınızın uhdesindeki konular, gerek sporla ilgili, tesislerle ilgili, gerek gençlerle ilgili birçok başlığımız var. Ama biraz siyaset konuşalım istiyoruz. Seçimlere gidiyoruz. 31 Mart yerel seçimlerine, şunun şurasında 5 hafta kaldı. Mesela bugün evet. Pazar, 5 pazar sonrası herkes sandık başında olacak. Siz de dolaşıyorsunuz. Bildiğim kadarıyla İzmir, Manisa bir Ege turu yaptınız. Ege turu yaptık. Nasıl görünüyor meydanlarda seçmen havası nasıl? AK Parti açısından memnuniyet verici buluyor musunuz? Evet, geçen hafta Hatay, Kilis, Gaziantep yaptık öncelikle. Bu üç ilimizde de ciddi bir heyecan ve belediyecilik açısından da hem mevcut belediye başkanlarımızla, adaylarımızla da görüşme, çalışma imkanını gördük. Hem onların gençliğe, spora yönelik projelerini konuşma şansımız oldu. Hem de alanı, hem tesislerimizi ziyaret ettik. Gerçekten sporcularımızla, gençlerimizle beraber olduk. Bu anlamda müthiş bir heyecanı gözlemledik. Ege'deydik dün Cumhurbaşkanımızla beraber. Manisa ve Denizli'deydik. Onun öncesinde ben arkadaşlarımla beraber İzmir ziyareti yaptım. 2 gün boyunca İzmir'deydik. Ege Üniversitesi'nde gençlerimizle beraberdik. Pek çok konuda, spor anlamında bazı buluşmalar yaptık onlarla. Yine oradaki spor kulüpleriyle ilgili çalışmalarımız oldu. Üniversitede bir gençlik merkezi projemiz var. Onunla ilgili yine birlikteliğimiz oldu değerli gençlerimizle. İzmir Karşıyaka'da gençlerimizle buluştuk. Evet. Kordon'daydık. Yani pek çok açıdan İzmir'i dolaşma, Tepecik'teki arkadaşlarımızla beraberdik gerçekten. Ciddi bir heyecan gördüm. İzmir'in ben bu noktada hizmete olan ihtiyacını gözlemleme şansım oldu yerel yönetim anlamında. İnşallah 31 Mart'ta gönül belediyeciliği seferberliğiyle, gönül belediyeciliği anlayışıyla Türkiye'nin yerel yönetimlerde yakaladığı o çıtayı daha ileriye taşımanın fırsatını görüyorum ben. Ve bu fırsata yönelik olarak da gerek adaylarımızda gerekse halkımızda bu heyecanı, bu coşkuyu gözlemlemek hakikaten bize de ayrı bir heyecan veriyor. Çünkü biz merkezi yönetim, yerel yönetim ilişkisini çok önemsiyoruz. Özellikle spor alanında, gençlik alanında hem bu inşa ettiğimiz tesislerin daha verimli değerlendirilmesi, hem de halkımızın belli projeler çerçevesinde spora teşvik edilmesi, gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması çerçevesinde yerel yönetimlerle olan işbirliğini çok önemsiyoruz. Hem belediyelerimiz, hem valiliklerimiz, kaymakamlıklarımız bu anlamda bizim önemli bir paydaşımız. Bu vesileyle de ben yeni seçilecek belediye başkanlarımızdaki, adaylarımızdaki spora olan, gençliğe olan ilgiyi ve proje dosyalarındaki gençlik ve sporla ilgili projelerin fazlalığını gerçekten hem önemsiyorum hem de ayrı bir sevinç ve heyecan duyuyorum bundan. Bu işbirliğini sadece AK Partili belediyelerle mi yapıyorsunuz, yoksa diyelim muhalefet partilerinin elinde olan illerde, büyükşehirlerde de yapıyor musunuz? Gencimizin, halkımızın, her yaştan vatandaşımızın ihtiyacı bizim temel noktamız. Şu an Çankaya'dayız. Evet. Çankaya Belediyesi evet. Mesela. Cumhuriyet Halk Partili bir belediye. Bizim bakanlık olarak buraya yaptığımız çok güzel tesislerimiz var. Başta bu tesisimiz olmak üzere. Diğer tesislerimiz, spor sahalarımız, voleybol, basketbol kortlarımız olmak üzere. Öyle bir ayrım elbette hiçbir zaman söz konusu olmaz. Yani yerel yönetimler anlamında eşit bir şekilde bütün partilere. Temel amacımız insan.
bir hekim hassasiyetiyle yaklaşıyoruz insanımıza. O çerçevede bizim gerçekten insanımızın geleceği, insanımızın zihni ve bedeni ferahlığı, rahatlığı, sağlığı pek çok şeyin ötesinde. Evet. Bu seçimlerle ilgili yani şöyle bir tartışma da var. Yani bir kesim, bu bir belediye seçimi, bir yerel seçim. 3 tane belediye bir partiye gider. 5 tanesi bir başka partiye gider. Ama sonuçta bir genel seçim yapılmıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimleri de yapılmayacak. 4 seneden daha fazla bir süre. Dolayısıyla olduğundan fazla anlam yüklememek gerekir diyen bir görüş var. Bir de bu Türkiye'nin geleceğini, bekasını çok yakından ilgilendiren bir boyutu var bu seçimlerin diyen bir görüş de var ki ağırlıklı olarak Cumhur İttifakı'nın paydaşları arasında bu görüşün karşılık bulduğunu görüyoruz. Bu anlamda siz ne düşünüyorsunuz, ne diyorsunuz? Bu yerel seçimlere ne kadar, ne ölçüde anlam yüklemek gerekiyor? Gerçekten ülkemiz her seçim bir mesajla yüklüyor. Yani her seçimin bize verdiği ayrı bir anlam var, ayrı bir ihtiva var. Ve bu seçimde de gerçekten Cumhur İttifakı çok önemli. Çünkü hükümetimizin, Cumhurbaşkanımızın önüne bugüne kadar bildiğimiz gibi pek çok tuzaklarla, engellerle karşısına çıktılar. Ve bu noktada milletimiz her zaman koyduğu iradeyle, duruşuyla bu tuzakları bozdu. Bu vesileyle ben Cumhur İttifakı'nın da konulacak tuzaklara, şer cephesine karşı yapılmış bir birliktelik, bir milli mücadele ruhu içerdiğini ifade etmek istiyorum. Bu çerçevede bu seçiminde gerçekten bu milli mücadele ruhuyla hem yerel yönetimlerimiz açısından hem ülkemiz açısından önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla salt bir belediye seçimi olarak bakmak yanlış olur diyorsunuz. Hem belediye seçimi hem hakikaten ülkemizin geleceğini de geleceği açısından Cumhur İttifakı'nın gerçekten pek çok noktada ciddi bir birlikteliğini ortaya koyan, milli mücadele ruhunu temsil eden bir seçim. Peki. Şimdi bir gönül belediyeciliği reklam kampanyalarınızda da bu konseptin öne çıktığını görüyoruz. Gönülden yapan gönüller kazanır falan böyle sloganlar kullanılıyor. Bir gönül üzerine inşa edilen bir kampanya görüyoruz bu seçimlerde. Şimdi sizin de bunu bu konsepte yakın duran bir 2019'la ilgili bir kendi sloganınız var değil mi? 2019'la ilgili olarak gönüllülük yılı. Biraz böyle birleştirerek yani hem belediyeler açısından gönül belediyeciliği hem de sizin açınızdan, sizin kendi faaliyetleriniz açısından bu gönüllülük yılının bu tabirin içini nasıl dolduruyorsunuz? Evet, gerçekten biz toplum olarak yardımsever bir toplumuz. Bu bizim genetik kodlarımızda var olan medeniyetimizin temel noktalarından biri yardımseverlik, dayanışma, iyilik anlayışı. Bu anlamda biz gençlerimizde de bu ruhun var olduğunu görüyoruz, gözlemliyoruz. Ancak bakanlık olarak bunu daha bir kurumsal anlayışla, ihtiyaçları planlayarak, ihtiyaçları koordine ederek yapma gerekliliği duyduk. Bu şekilde bu gönüllülük anlayışını uyguladığımızda bir takım toplumsal ihtiyaçları çok daha ciddi anlamda gidereceğimizi düşündük. Ve bu manada da biz gönüllülük yılı ilan ettik 2019 yılı. Malumunuz ciddi bir genç nüfusa sahibiz. Avrupa'nın en yüksek genç nüfusu bizde. Bizim yurtlarımızda kalan 700 bine yakın öğrencimiz var. 700 bine yakın kredi öğrencimizi misafir durumda ediyoruz. Evet, kredi yurtlar büyük bir yurtlarımızda. Ciddi bir rakam. Bunun yanında gençlik merkezlerimizde üye olan, etkinlik yapan, faaliyet gösteren 2 milyona yakın gencimiz var. Ve bununla birlikte değişik projelerimizden katkı alan, katkı sağlayan, bizimle birlikte spor alanlarımızda sporcularımız vesaire yaklaşık 4-4,5 milyon gencimizle biz ortak hareket halindeyiz. Bu gençlerimizi her birini bir gönüllülük faaliyetinde, bir ilkokul öğrencisine ders çalıştırmaktan tutun, bir yaşlının haftalık pazar ihtiyacını, çarşı karşılama ihtiyacını gidermekten, bir köy okulunu boyamaktan, bir okulun ihtiyaçlarını gidermekten, bir huzur evindeki yaşlılarımızla bir etkinlik yapmak, efendim bir kitap okumak, bir
engellilik merkezindeki engelli arkadaşlarımıza bir rehabilitasyon çalışmasında birlikte olmaktan tutun, kütüphanelerimizde gönüllü olarak çalışmaya kadar pek çok alanda toplumsal farkındalık da oluşturabilecek hizmet alanı söz konusu. Gençlerimizi biz bu çerçevede bu alanlara yönlendiriyoruz. Kanalize edeceğiz. Nasıl bir sistemle yapıyorsunuz bunu? Bunu ulaşabiliyor musunuz hepsine birden mesela 3 milyon, 4 milyon genç? Elbette bizim hem yurtlarımızda kalan gençlerimiz hem gençlik merkezi üyelerimiz zaten bizimle direkt temas halinde olan arkadaşlarımız. Bunun yanında üniversitelerimizde ciddi işbirliklerimiz var. Protokoller yapıyoruz. Örneğin İstanbul Üniversitesi ile yaptığımız protokol çerçevesinde 2500 gencimiz gönüllü olmak üzere başvurdular. Bir kısmı geçen hafta bu görevlerine başladılar. Haftada 4 saat, 8 saat, 10 saat herkesin programına göre gerçekten burada da ciddi bir esneklik söz konusu. Gönülden yapılan iş bence gönüllere gidiyor. Kalpten kalbe yol vardır misali. Çok önemsiyorum ben bunu hem toplumsal birliktelik, dayanışma, birlik beraberlik açısından hem de ihtiyaç olan konulardaki boşluğu giderme açısından inşallah hem Milli Eğitim Bakanlığımızda hem Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızda hem de Kültür ve Turizm Bakanlığımızda, Sağlık Bakanlığımızda, Adalet Bakanlığımızda yapacağımız pek çok proje var. Hükümlülerle ilgili olsun, hastanelerdeki ihtiyaçlarla ilgili olsun, kütüphanelerle ilgili olsun açıkçası. Çok önemli bir alanı gençlerimizin enerjisiyle, gönül heyecanıyla gerçekten çok farklı boyutlara taşıyacağımıza inanıyorum. Bu aynı zamanda gençlerimiz için de çok ciddi bir tecrübe olacak. Hayata hazırlanma açısından olsun, ilgili okudukları alanları geliştirme açısından olsun. Örneğin matematik bölümünde okuyan bir gencimiz, üniversitenin matematik bölümünde okuyan gencimiz bir ilkokulda matematik dersi verecek. Üniversiteye hazırlanan arkadaşlarımıza belki o konuda rehberlik yapacak. Pek çok alanda kişinin bildiğini öğretmesi hem o bilginin zekatını vermesi anlamına geliyor. Hem de kendini geliştirmesi anlamında bir yol göstericilik, bir tecrübe çerçevesinde kendisine de katkı sağlıyor. Bu saydıklarınız tabii bir taraftan dinlerken aklıma başka şeyler de geldi. Yani modern dönemlerde işte bireyselleşmenin arttığı, insanların evine kapandığı, mahalle kültürünün azaldığı, komşu kültürünün azaldığı falan. İşte büyükleri saymak, küçükleri saymak hepsi böyle üst üste aklıma geldi aslında. Bütün bu konseptin hepsini birden birleştirici bir yönü var bu saydıklarımızın. Tamamen birleştirici, hakikaten sahip olduğumuz tüm güzel hasletleri bize yeniden hatırlatan ve bizim medeniyetimizin asli unsuru olan konuları da kapsayan bir alan. Ben bunu çok önemsiyorum. Hem toplumumuzun birliği beraberliği açısından, toplumun farklı kesimlerini kaynaştırması açısından da gerçekten çok önemli. Hakikaten işin manevi yönüyle de bir yaşlının duasını almak, bir çocuğun başını okşamak ayrı bir tatmin duygusu veren, hakikaten insanın gönül dünyasını da zenginleştiren ve dua kazandıran bir olay. Evet. Dua alacak bir faaliyet, bir hizmet olarak görüyorum. Evet. Yani siz zaten ulaşabilecek imkanlara sahip olduğunuzu söylediniz bu birkaç milyon genci, ama bu yayında söylediklerinizi de ilave bir çağrı olarak da belki elbette ulaşmayan, haberdar olmayanlar açısından da biz bununla ilgili kampanyamızı hem resmi olarak henüz tanıtımını yapmadık. Bunu da yapacağız. İlgili portallarımız olsun, ilgili genel müdürlüğümüz olsun bu konudaki tanıtımlarımızı, irtibat noktalarımızı da bildireceğiz ve inşallah hızlı bir süreci işleterek tüm toplumumuzu bir araya getirecek, birlikte nice başarıları gerçekleştireceğimiz güzel bir kampanyayı da harekete geçireceğiz. Tabii gönül belediyeciliğinden geldik. Evet. Gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımızın 1994'te İstanbul'da başlattığı o belediyecilik anlayışı, o zihniyet hem bir hizmet belediyeciliğiydi hem de bir gönül belediyeciliğiydi. O 94 ruhunu belediyelerin gerçek anlamda sahiplendiği takdirde yerel yönetimlerdeki çıtamızın, ben Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çok farklı boyutlara hükümetimizin de birlikte getireceği sinerjiyle hem yerel yönetimlerin yapacağı rutin çalışmaların yanında bizlerin de beraberliğiyle ülkemizin gençliğinin, istikbalinin ve istikrarının
çok daha güçlü noktalara taşınacağına inanıyorum. Evet, bir çeyrek asır, 25 yıl 94'e atıf yaptınız. Mesela bu çeyrek asır hikayenin başlangıç noktası sayılabilir değil mi? O ışığın, o meşalenin yandığı nokta. Peki. Ben İstanbul'da doğdum büyüdüm. Öyle mi? İstanbul'u hakikaten o günkü sorunlarını, o süreçte ben üniversite öğrencisiydim. O günkü sorunlarını çok iyi biliyorum. Akmayan su, efendim. Hatice'de yakındır. Fatih'te oturuyorum. Hatice'nin kokuları evimize kadar gelirdi. Gelir miydi? Evet. Onun yanında trafik işkencesi pek çok alanda. Ve bununla birlikte tabii ki hava kirliliği. Maalesef doğalgaz yeteri kadar İstanbul'da yoktu o zaman. Doğru. Neredeyse maske takacak durumdaydık. Köşelerde biriken çöpler, çöp dağları. O zaman İstanbul Büyükşehir Belediyesi temizlik ekibi greve gitmişti biliyorsunuz. O grev çöp nedeniyle yılları. Çöpler kopmasın diye çöplere kireç dökerdi. O zamanki Cumhuriyet Halk Partili Belediye. Nereden nerelere geldik hakikaten Cumhurbaşkanımızın o gün yaktığı meşaleyle. Ve inşallah ben 31 Mart'taki sürecin ülkemizin yerel yönetim anlayışı adına, zihniyeti adına gönül belediyeciliğini de bu konuda kazandıracağı ivmeyle, tevazuyla, samimiyetle ve gayretle inşallah çok ümitliyim. Evet. Hava kirliliği deyip geçmemek lazım. Yani ben geçenlerde bir yerde okudum. Sağlığı en fazla tehdit eden, en fazla ölüm nedeni olan gerekçeler arasında hava kirliliği de vardı. Mesela hava kirliliği nedeniyle evet. Ölümlerin çok yüksek olduğu dünya genelinde böyle bir istatistikle karşılaşmıştım. O nedenle önemli tabii. Şimdi temiz hava olunca belki kıymeti tam anlaşılmayabilir ama hava kirliliği şehirler için en büyük dertlerden biridir diye evet, düşünüyorum. Kesinlikle ben o zamanın İstanbul'unda yaşayan biri olarak hava kirliliğinin, temiz havanın değerini gerçekten çok iyi biliyorum ama bugünkü gençlerimiz tabii ki özellikle 2000 yılı sonrası doğan gençlerimiz bu süreci yaşamadıkları için o günleri onlara anlatmamız gerekiyor. Bu 94 heyecanını herkes koruyor mu peki partinizde? Ben onu gözlemliyorum gerçekten. 94 meşalesinin, 94 ruhunun yaygınlaştığını, 94 ruhuyla ilgili heyecanın duyulması gerektiğinin bilincinde olduğunu düşünüyorum. Peki. Şimdi tekrar biraz kendi faaliyet alanlarınız üzerinden ilerleyelim istiyorum. Bu spor tesisleşme gerçekten hani Anadolu'da sağda solda gidip geldiğimiz yerde bütün ilçelere bir spor salonu yaptınız mesela bildiğim kadarıyla. Çok yaygın anlamda bir tesisleşme oldu. Yani spor yapmak isteyen, sporcu olmak isteyenler açısından imkanların çok daha genişlediğini görüyoruz, gözlemliyoruz. Fakat bunu bir başarı hanesine yazma anlamında, burada başarı çıtasını yükseltme anlamında, daha fazla profesyonel sporcu yetiştirme anlamında ya da halkın spora olan ilgisini, alakasını artırma anlamında ne tür geri dönüşleri oluyor? Yani bu tesisleri yapıyorsunuz da gerçekten maksat hasıl oluyor mu? Yani o tesislerdeki hedefleriniz spora ve sporcuya da aynı ölçüde yansıyor mu? Evet, gerçekten tesisleşmeye baktığımızda 2002 öncesi 1500 adet spor tesisi var Türkiye'de. 1500? 1500. Şu an 5000'e yakın spor tesisimiz var. Bunun yanına belediyelerimizin, diğer kamu kurum kuruluşlarımızın ilave ettiği tesisleri de hesapladığımızda yaklaşık tesis envanterimiz iki misline çıkıyor. Bu manada tesisleşme, tesislerin kalitesi ve standardı noktasında çok ciddi bir aşamaya geldik. Gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımızın spora ve sporcuya verdiği önemi ispat eden en güzel rakam budur. Rakamla ispat edilmesi gerekiyor ise. Bu noktada ben tesislerimizin kalitesi, tesislerimizin yeniliği hakikaten Avrupa'daki pek çok tesisten çok daha ilerideyiz. Öyle mi? Kesinlikle. Stadyumlarımıza baktığımızda keza. Daha yeni en azından. Kesinlikle. Hem yenilik hem inşaat kalitesi açısından. Fakat konuşmamın başında da ifade ettim. Kullanılırlık anlamında. Hakikaten daha ciddi bir çalışmaya ihtiyacımız var. Bu anlamda bizim sporu tabana yayma noktasındaki heyecanımızı ben
tüm kesimlerinizin anlamasını istiyorum. Çünkü spor demek stresten arınmak demek. Hakikaten toplumumuzun hem ruhen hem bedenen sağlıklı olması demek. Bunu bir defa kesinlikle herkesin bilmesi lazım. Ve bunun yanında tabii ki sportif başarı. Herkesin erişimine açık tesislerimiz var. Herkesin kolay erişebileceği. İlçelerimizin tümünde, hatta beldelerimize, köylerimize kadar tesisler var. Sorun alışkanlıkların değişmemiş olması mı? Alışkanlıklarımızı mutlaka ve mutlaka bu noktada bizim spora yönelik tekrar düzenlememiz gerekiyor. Günde yarım saatte olsa, 15 dakikada olsa, 1 saatte olsa zaman ayırmak gerekiyor durumuna göre. Ben şuna inanıyorum. Bir defa o alışkanlığı kazandıktan sonra ben zamanımızı, zaman yönetiminde spor lehine düzenleyeceğimize inanıyorum. Çünkü spor hakikaten kendisine çeken bir alışkanlık. Yüzme olsun, basketbol, masa tenisi, voleybol. Gördüğünüz gibi gençlerimizin buz pateni noktasındaki heyecanı. Gerçekten bu salon çok ciddi anlamda kullanılan bir salon. Örnek salonlarımızdan biri. Evet. Her açıdan. Yüzme mesela. Yüzme gerçekten çok önemli bir spor. Evet. Bedenen, her zihnen, yaşta insanın yapabileceği her spor. Her yaştan insanın. Bunu belki herkes yapamaz ama. Evet. Değil mi? Kesinlikle. Spor, tenis. Bunlar her yaştan yüzme, her yaştan insanımıza hitap eden branşlar. Ve biz sadece futboldan ibaret bir spor anlayışını tasvip etmiyoruz. Tüm branşlarımız, futboldan satranca kadar, oryantilinge kadar pek çok alanda 60'tan fazla spor federasyonumuz var. İnşallah önümüzdeki süreçte federasyonlarımızla ilgili yeni yapılandırma çalışmalarımız olacak. Az önce siz sportif başarıdan bahsettiniz. Evet. Maalesef sportif başarıda arzulanan noktada evet. değiliz. Bunu kabul etmek gerekiyor. Bunca yatırıma rağmen ve bununla ilgili sporcu yetiştiremiyoruz. Evet, bunu sporcu diyeceğiz. Yetiştirme, sporda başarıyı uluslararası anlamda evet, yakalama bağlamında vesaire. Bazı sıkıntılarımız var. Tabii ki bunların bir takım yapısal sebepleri var. İşte bu yapısal sebepleri gerek kulüplerimizin yeniden tanımlanması, yönetimsel anlamda olsun. Federasyonlarımızın yeniden tanımlanması, yapılandırılması hem mevzuat anlamında hem teknik çerçevede hem de eğitim spor arasındaki irtibatın ve işbirliğinin artırılması çerçevesinde tekrar düzenliyoruz. Bu anlamda Milli Eğitim Bakanlığımızda çok ciddi çalışmalarımız var. Ben bu çerçevede hem Milli Eğitim Bakanımıza hem Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten spor hem eğitim açısından, eğitim camiamız açısından bizimle birlikte olunması gereken bir konu. Hem de aile açısından. Ailenin de bu işe sahip çıkması gerekiyor. Tüm bu paydaşlarımıza gerçekleştireceğimiz iş birlikleriyle ben hem sportif başarıyı yakalayacağımıza hem de tesislerimizin, spor yatırımlarımızın daha verimli kullanılacağına inanıyorum. Bu vesileyle de spora erişimin kolaylaşacağı ve herkesin gerçekten günlük aktivitesinin bir parçası olan bir spor metoduna, bir spor anlayışına hızla yürüyeceğimize inanıyorum. Evet. Bir Zeytinburnu Belediyesi'nin bir buz hokeyi takımı evet. hikayesi vardı. Çok göz yaşartıcı bir hikaye değil mi? Yine böyle bir buz pisti yapıyor belediye. Sonra madde bağımlısı bir takım gençler oraya gelmek istiyorlar. Rahatsız ediyorlar orada bulunanları falan. En son belediye başkanı onlara görev veriyor. İşin içine dahil ediyor. Bir buz hokeyi takımı çıkıyor. Sonra bir sürü başarılar da elde ediyorlar. Bu tür hikayeler biraz artması sanki. Gerçekten bu tür hikayeleri artırmamız gerekiyor. O yüzden az önce ifade ettim. Yerel yönetimlerle işbirliğini biz bu çerçevede çok önemsiyoruz. Ben Zeytinburnu Belediye Başkanımız Murat Bey o zaman. Evet. Bu projeyle ilgili bize geldiğinde o başarı hikayesini anlattığında açıkçası çok heyecanlandık. Bu çerçevede oraya şimdi biz çok güzel uluslararası anlamda müsabakaların düzenleneceği bir salon yapıyoruz. İnşaatına başladık. Hızla tamamlayacağız. O gençlerimizin o dönüşüm hikayesinde onlar filmleştirdiler biliyorsunuz. Evet. Tek Yürek dizisiyle. Onu da heyecanla takip ediyoruz. Ve ben bu anlamda sporun iyileştirici, dönüştürücü, birleştirici ruhunu gerçekten bu Zeytinburnu'ndaki bu soki takımıyla çok güzel anlatıldığını gözlemliyorum. Ve bu hikayelerin atması yönünde biz Spor Bakanlığı olarak, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak tüm imkanlarımızla
halkımızın, yerel yönetimlerimizin, hatta ve hatta kulüplerimizin yanında olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Evet. Şimdi bu bağımlılık meselesi çok ciddi bir sorun tabii. Sadece Türkiye için de bütün dünya için madde bağımlılığı konusu. Bu tabii sadece polisiye yöntemlerle çözülecek bir iş de değil. Yani orada herhalde ağırlıklı olarak bu işin ticaretini yapan işte gençleri buna, bu alışkanlıklara sevk eden bir takım mekanizmalar belki o polisiye işin adliye kısmı. Ama siz spor, gençlik ve spor bakanlığı olarak bu mücadelenin önemli bir paydaşı durumundasınız. Bu anlamda ne yapıyorsunuz? Yani bu madde bağımlılığı ile mücadele başlığı etrafında siz kendi uhdenizde ne tür çalışmalar yürütüyorsunuz diye sorsam ne dersiniz? Gerçekten madde bağımlılığı çok önemli bir konu, önemli bir başlık. Sadece madde bağımlılığı değil, tüm bağımlılıklar. Sanal bağımlılık da ayrı bir sorun. Potansiyeli de çok yüksek bir sorun maalesef. İşte biz bu bağımlılıkları önleyici kısmını bakanlık olarak çok önemsiyoruz. Bizim yetki ve sorumluluk alanımıza daha çok denk gelen bir konu bu. Bu çerçevede gençlerimizin sporu bir yaşam tarzı olarak benimsemesi ve ailelerimizin de bu konuda gençlerimize rehberlik etmesi, yol göstermesi, motive etmesi çok önemli. Başlı başına bir yöntem zaten değil tabii mi? Tabii ki. Spor yapan kolay uyuşturucu bağımlısı olmaz. Kesinlikle. Spor yapan zihni ve bedeni noktada kendiyle barışık olduğu için yalnızlık hissi de olmuyor. Spor hakikaten iyi bir dost anlamda. Bu tür bağımlılıklara iten faktörlerden biri yalnızlık hissi malumunuz. Bu manada ben sporun iyi bir arkadaş olduğunda ifade etmek istiyorum. Sporla birlikte, sporun önleyici ruhuyla, önleyici misyonuyla birlikte hakikaten bağımlılıkla alakalı olarak pek çok sıkıntıyı çözeceğimize inanıyorum. Ben yine bu noktada hem kamu kurum ve kuruluşlarımızla olan işbirliğimiz hem de kulüplerimiz, sivil toplumlarımızla olan işbirliği çerçevesinde bu tür beraberliklerin çok önemli olduğuna inanıyorum. Örneğin İzmir'deki programımızda Sporla Kal Güvende Kal. Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği'nin bir himayesinde olan bir programdı. Gerçekten hem sporcuları hem gençleri bir araya getiren programdı. İki kez düzenledik. Bu tür aktivitelerin ben toplumumuzun pek çok kesimi tarafından sahiplenmesi, bizim de bakanlık olarak bu tür faaliyetlerin her daim hem proje destekleriyle hem de sporcularımızın, gençlerimizin katılımıyla yanlarında olacağımızı da ifade etmek istiyorum. Bizim bu çerçevede gençlerimizi, ailelerimizi bilinçlendirmeyle ilgili ciddi çalışmalarımız var. Gençlik merkezlerimizde, spor salonlarımızda. Bunun yanında da proje desteklerimiz var. Bağımlılığa karşı olan, bağımlılıkla ilgili savaşı destekleyen projelerimiz var. Bununla ilgili yapılan projelere olan maddi desteklerimiz var bunun yanında. Ve bununla birlikte de biz gerçekten Yeşilay'la yaptığımız bazı çalışmalar var, bazı ortaklıklar var. Hakikaten pek çok konu aslında, pek çok sorun bir işbirliği çerçevesinde çözülebilecek. Hiç kimsenin tek başına sorumlu olabileceği, çözebileceği bir konu değil. Ben yeni hükümet sisteminde de bu anlayışı görüyorum gerçekten. Kurumlar arası işbirliğinin hem inanç olarak hakim olduğunu hem de pratikte de bu işbirliğinin çok hızlı ilerlediğini pek çok alanda gözlemledim, tecrübe edindim. Ve bu çerçevede başta saygıdeğer Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm kabine arkadaşlarıma işbirlikleri, anlayışları ve özverileri nedeniyle teşekkür ediyorum. Bir sanal bağımlılık ifadesi kullandınız yanlış evet. duymadıysam. Bu herhalde bu cep telefonları başta evet. olmak üzere. Bunlarla geçirilen vakitleri kastediyorsunuz. Evet. Gençlerle ilgili. Bu maalesef kötü bir salgın haline dönüştü. Evet. Kesinlikle. Yani bu cep telefonları sadece gençlerimiz için değil hepimiz için. Ben kendi adıma da gerçekten öz eleştiri yapmak isterim. Ne kadar kullanmamız gerekirken ne kadar daha fazla kullandığımızı açıkçası zaman zaman düşünüyorum. O yüzden sanal bağımlılığın da ilacının gerçekten spordan geçtiğini, sporun bu konuda gerçekten ciddi bir
enstrüman olduğunu düşünüyorum. Bunun yanında tabii ki sanal bağımlılığa karşı bizim pek çok güzel hasletimizi, örneğin kitap okumayı, edebiyatı, sanatı öne çıkaracak projeler geliştirmemiz gerektiğine inanıyorum. Ve bu çerçevede bizim gençlik merkezlerimiz gerçekten gençlerimiz için çok güzel bir imkan. Ben az önce tesisleşmeden bahsettim. Evet. Ben İstanbul'da Fatih'te doğan, büyüyen bir kardeşiniz olarak o zamanlar hakikati ciddi spor tesislerimiz yok İstanbul'da. Sayın Cumhurbaşkanımız belediye başkanı olduğunda başladı spor salonları, yüzme havuzları yapmaya. Biz sokakta oynardık top. Evet. O zaman çok fazla araba olmadığı için şimdi gençlerimizin gerçekten salon imkanları, spor sahası imkanları çok ciddi anlamda. Gençlik merkezleri. Biz bunu en kısa zamanda 500'e çıkaracağız. Gençlerin olduğu her yerde varız anlayışıyla hareket edeceğiz. Üniversitelerimize gençlik merkezi açacağız. Bir tanesinin protokolünü önceki gün İzmir'de yaptık. Ege Üniversitemizin kampüsünü. Artık biz gençlerimizin ayağına gideceğiz. Ne oluyor burada? Gençlik merkezine gelen gençler. Gençlik merkezine gelen gençlerimiz her şeyden önce bir araya geliyorlar. Bununla birlikte kitap kafelerimiz var. Kitap kafelerde hem ders çalışma hem oradaki kitaplardan faydalanma hem çay kahve ikramı var kendilerine. Bunun yanında sanatsal bir takım eğitimler almaları mümkün. Hem el becerileri hem enstrüman çerçevesinde. Yine bilimsel anlamda bir takım kurslar var orada. Dil kursları var. İnovatif noktada eğitimler var. Sanayi Bakanlığımızla beraber deney atölyeleri açıyoruz kendilerini gençlik merkezlerimizde. Yetiştirebilecekleri bir kendilerini imkan pek çok alanda yetiştirecekleri imkanlar var gençlik merkezlerimizde. İnşallah bir programımızı da gençlik merkezimizde yapalım İnşallah önümüzdeki olur. Günlerde. Gerçekten ben gençlerimizi gençlik merkezlerine davet ediyorum. Sadece gençlerimiz değil, gençlerimizin ailelerini de davet ediyorum. Gençlik merkezlerimiz herkese hitap edecek derecede dolu dolu olan, hakikaten sıcak bir yuva. Ne yapması gerekiyor insanların gençlik merkezine? Gençlik merkezlerimizle biz 7/24 esasına göre açmaya başladık. Girecekler oraya, kayıtlarını yaptıracaklar. Hiçbir para efendim istemiyoruz. Kitaplarla geldiniz buraya. Evet. En üstte de benim çok iyi bildiğim bir kitap. Gençlerle Baş Başa. Evet. Ali Fuat Başgil'in kitabı. Bunları ne yapıyorsunuz? Böyle dağıtıyor musunuz evet. gençlere? Biz az önce ifade ettim. Kitap okumanın gerçekten spor gibi bir günlük yaşamın parçası olması lazım. Hepimizin günde mutlaka kitap okumaya zaman ayırması lazım. Sanal ortamda değil. Gerçek evet. şekilde. Dokunarak. Dokunarak. Hakikaten onun tadı başka. Evet. O kitap kokusunu hissetmek lazım. Biz de gençlerimizi bu yöne motive etmek için gerçekten çok ciddi anlamda çalışmalar yapıyoruz. Ve bunları da önümüzdeki günlerde çok daha ileri boyutlara taşıyacağız. Bu noktada bir takım kitap hediyelerimiz oluyor gençlerimize. 30'dan fazla kitabımız var şu an envanterimizde gençlerimize hediye ettiğimiz. Kütüphanelere hediye ediyoruz, gençlik merkezlerimize gönderiyoruz. İsteyen gençlerimize postalıyoruz bunları. Posta yoluyla gönderiyoruz. Kitap okuma alışkanlığını kazandırmaya yönelik projeleri destekliyoruz. Ve bu kitaplarımızı da hem dostlarımıza en güzel hediye kitaptır şeklinde hediye ediyoruz. Hem okullarımıza, öğretmenlerimize, eğitimcilerimize hediye ediyoruz. Amacımız kitap alışkanlığının gerçekten yaygınlaştırılması. Bu çerçevede gençlerle baş başa gerçekten her zaman okunabilecek bir kitap. Başucu ben bunu kitabı. İlk kez ortaokulda okumuştum. Öyle mi? Orta 2'de. Ve hiçbir zaman ayırmam açıkçası. Hem her zaman okunabilecek, çok kolay anlaşılabilir herkesin açısından. Hem de gerçekten çok güzel tavsiyeler yani bize her zaman lazım sana. Olacak. Çok güzel tavsiyeler var. Örneğin bir sayfayı açıp paylaşmak isterim. Tabii lütfen. Gençlerimizle, vatandaşlarımızla. Mesela sayfa 59. Dost kazanmak için cömert ol. Bil ki hasisin dostu yoktur. İyi arkadaş kazan. Yaşlılıkta kazanılan arkadaşlık sağlam olmaz. Zira paslı teneke lehim tutmaz. Gençlik güzelliğine şans denilen kör kuvvet bile aşıktır. Gençliğini boş yere harcama, onu kıymetlendirmeyi bil. Herkesçe beğenilen asıl güzellik ahlak güzelliğidir.
Çünkü ahlakı güzel insan her yaşta güzeldir. Ahlakını güzelleştirmeye daima çalış. Ahlak güzelliği insan için en kıymetli bir servettir. En yakın arkadaşlarınla bile şakaların zarif olsun. Kaba şakadan hayvan bile hoşlanmaz. Dost ol, ta ki sana da dost olsunlar. Dostluğunu kötü günde göster, ta ki kötü gün dostu bulasın. Dostlarına vefalı, düşmanlarına müsamahalı ol. Ve yere yıktığın düşmanını tekmeleme. Ali cenaplık, cömertlik göster. Vefa ve ali cenaplık, yüksek ahlakın iki parlak şiarıdır, işaretidir. Büyüklere hürmet et. Ta ki büyüdüğün zaman sen de küçüklerden hürmet göresin. Kadınlara hürmet et. Düşün ki kadınlık insanlığın anasıdır. Ana baba ahı alma. Ana baba ahının zehirini içen kurtulamaz. Yaşlıların tecrübesinden faydalan ve tecrübe edilmişi yeniden tecrübeye kalkışma. Ta ki pişman olmayasın. Bir evet, bu şekilde bir sayfada gerçekten hayatın pek çok alanına nüfuz eden tavsiyeleri var. Ben bu vesileyle size de bunları hediye olarak teşekkür ederim. Bugünün anısına takdim etmek isterim. Bunu herhalde aileler çocuklarıyla birlikte de okuyabilirler değil mi? Tabii ki. Tüm aileye hitap eden bir başucu eseri gerçekten. İsteyen vatandaşlarımız için bakanlığımızla, bizim ofisimizle irtibata geçmeleri halinde kendilerine de hediye olarak gönderebiliriz. Bundan da mutlu oluruz. Evet. Başka hangi kitaplar var? Diğer bir kitabımız, ben bir kısmını getirebildim. Nihat Sami Banarlı'nın Türkçenin Sırları kitabı gerçekten. Bu da ciddi anlamda bir başucu kitabı. Dil, ana dil her şeyden önemli. Ve bu anlamda da Nihat Sami Banarlı bu konunun duayenlerinden bir isim gerçekten. Ve bu kitabı da biz gençlerimize, sadece gençlerimize değil, yolu gençlikten geçmiş ve genç olabilecek herkesi biz genç kabul ediyoruz. Bu çerçevede bu kitap da bizim okumanın yaşı yoktur. Okumanın derler. Yaşı hiçbir şekilde yok. Yine Cahit Zarifoğlu merhumun kitabı malum çok önemli bir büyük bir şair. Şairimiz. Kendisini rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. Evet. Evet, teşekkür ediyoruz. Şimdi biraz bu Kredi Yurtlar kurumuyla ilgili az önce dediniz ki 700 bin öğrenci değil evet. mi? Üniversite öğrencileri. Bir ara özellikle bu FETÖ meselesi gündeme geldikten sonra oralarda insanlar kendi çocuklarını çektikten sonra ciddi bir açık da ortaya çıkmıştı. Bir seferberlik başlatıldığını hatta bir 4-5 sene öncesinden söz ediyorum. Şu an gelinen noktada ne durumdasınız? Yani ihtiyacı karşılıyor mu? Bütün öğrenciler istedikleri takdirde KYK imkanlarından yararlanabiliyorlar mı? Nasıl bir fotoğraf var şu an için? Evet, gerçekten Kredi Yurtlar kurumumuzun misyonu anlamında çok güzel noktalara geldik. Ben bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımızın o günkü kararlılığını, gerçekten bu konuya önemli bir vizyon kattığını düşünüyorum. Kendisine şükranlarımı arz ediyorum bu vesileyle. 200 binlerden şu an 700 binlere geldik. 200 bin öğrenci vardı. 200 bin öğrenci varken 700 binlere geldik. 4-5 sene içinde evet. oldu değil mi bunlar? Yaklaşık 3,5-4 yıl içerisinde gelinen rakam bu. Ve hızla bu rakamın tamamını, yani ihtiyacın tamamını karşılamaya yönelik ilerliyoruz. İnşallah çok yakın bir zamanda, 1,5-2 yıl içerisinde başa baş noktaya geleceğiz. Ve sadece sayı olarak değil, yurtlarımızın konforu açısından, niteliği açısından ikinci bir yuva haline geldi. Tamamen bir ev ortamında gençlerimiz kardeşçe, barış içerisinde yaşıyorlar. Yemekleriyle, sağladığımız kültürel, sanatsal aktivitelerle yurtlarımız gerçekten çok konforlu, çok farklı noktalara geldi. İnşallah önümüzdeki süreçte yurtlarımızla ilgili spor aktivitelerini de artırma kararı aldık. Yurtlarımızda kulüpler kuruyoruz bu süreçte. Kulüpler kuruldu. Bu kulüpleri daha ciddi anlamda faaliyetlere katacağız. Yurtlar arasında belki lig oluşturma gibi bir fikrimiz var. Yurttaki öğrencilerimizi spor açısından da gerçekten yoğun bir şekilde, az önce ifade ettiğim o hem sporun tabana yayılması hem de yeteneklerine göre, ilgilerine göre yeni spor noktasında isimler kazanma bağlamında yönlendireceğiz.
yurtlarımızdaki spor olanaklarını farklı branşlarda, sadece futbolda değil, basketboldan masa tenisine kadar, squash'a kadar geliştirme kararlılığındayız. Bu çerçevede de ciddi planlamalar yaptık. Gerçekten yurtlarımız... Sporcu yetiştirme anlamında da oralara bir... Evet, sporcu yetiştirme anlamında yurtlarımızdaki öğrencilerimizi mevcut spor tesislerimizle daha erişilebilir kılma çerçevesinde, onlara o imkanı kolaylaştırma çerçevesinde düşüncelerimiz var. Ama yurtlarımızda yeni kurduğumuz spor kulüplerimizle hem yurtların kendilerini temsil etmesi hem de oradaki branşların artırılmasını önemsiyoruz. Yüzmeden voleybola, basketbola, handbola, masa tenisine kadar pek çok alanda yurtlarımızdaki gençlerimizin biz spora kanalize olmasını gerçekten çok önemsiyoruz ve bunu da inşallah gerçekleştireceğiz. Evet. Bunu ben yani Doğu Güneydoğu bölgelerinde özellikle bu KYK'nın misyonunun ne kadar önemli olduğunu birkaç sene önce bir konferans vesilesiyle gittiğimde görmüştüm. Orada işte terör örgütleri, PKK gençlere erişimi anlamında bir bariyer olmuş yani oradaki o bölgelerdeki KYK yurtları gençlere sahip çıkarak PKK'nın kucağına itilmemesi anlamında da ciddi bir misyon icra ettiğini gördüm o dönem. Kesinlikle yurtlarımız gerçekten sıcak bir yuva gençlerimiz için. Bazıları tatillerde bile yurttan ayrılmak istemiyorlar. Öyle mi? Gerçekten bir gün sizleri bekleriz. İnşallah. Yurtlarımızın yemeklerini test etme açısından çok birkaç 30'dan farklı test ettik. 30'dan farklı çeşitimiz var yurtlarda. Yani birçok yerde şu hakkı teslim edelim. Bir otel konforu. Otel konforu var gerçekten. Evet. Ama biz hakikaten az önce bahsettiğimiz o gönül dünyasını da gençlerimizin, genç arkadaşlarımızın boş bırakmama yönünde eğitim faaliyetlerimiz, kültürel ve maneviyat sanatsal eğitimi vesaire, evet, manevi rehberlerimiz var. Yurtlarımızda gençlerimizin gönül dünyalarına yönelik olarak biz açıkçası insanı etten kemikten sadece değil ruhu da önemseyen bir anlayışla yaklaşıyoruz ve onların ihtiyaçlarını bu manada da en yüksek düzeyde gidermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Burada bir seans daha bitti herhalde buz pistinde. Burası gerçekten gece 2'ye kadar çok yoğun olduğunu söylüyor arkadaşlar. Yani. Gerek antrenmanlar gerek her yaştan gördüğünüz gibi 7'den 70'e insanımız var. O gördüğümüz kardeşimiz herhalde 5 yaşlarında. Yani ilgi o da. Bizim özlediğimiz manzara bu. Evet Bey. Sporun gerçekten hiçbir engel tanımasını istemiyoruz. Genç yaşlı, engelli engelsiz, kadın erkek. Ve burada da bu manzarayı görüyoruz. İnşallah bu tesislerimizi bugüne kadar tesisleşme noktasında ciddi anlamda ilerleme kat ettik. Ama inşallah bundan sonra İçeriye, muhtevaya, müfredata yoğunlaşarak içeriği zenginleştireceğiz. Evet, yani şimdi şey aklıma geldi. Çok donanımlı Avrupa standardında hatta onun üstüne de geçen stadyumlar yapıyorsunuz birçok evet yere. Ama bazı takımlar da yani çok aşağılarda, hani şimdi isim vererek rencide etmeyelim de Süper Lig'de oynanması gereken maçlar. Çok daha alt kademelerde, 3. ligde falan böyle evet çok donanımlı statlara sahip olmasına rağmen takımları 3. ligde oynayan şehirler var. Evet. İşte bu noktada maalesef kulüplerimizin kendilerine şekil düzen vermesi gerekiyor. Kulüp yönetimlerimizin. Biz bu çerçevedeki yaklaşımı da çok önemsiyoruz. Kulüplerimizin yönetimsel anlamda bir anlayış değişikliğine gitmesi gerekiyor. Altyapıya önem veren bir zihniyet bizim için çok mühim. Altyapı, üretim gerçekten sporda çok önemli. Futbolda da çok önemli. Biz İzmir seyahatimizde Altınordu Spor Kulübü'ne gittik. Evet, bir model değil mi? Altınordu ciddi bir model. Ben hemen hemen her İzmir ziyaretimde Altınordu'yu ziyaret etmeye çalışıyorum. Çünkü Altınordu hem sporculara verdiği teknik eğitim hem de etik noktadaki eğitim anlamında gerçekten çok güçlü bir içerikle. Futbolcu fabrikası gibi yani. Tamamen üretim çok odaklı. Hem zihnen hem bedenen. Yani zihni de gerçekten arka planda bırakan bir yaklaşımla değil. Çok güzel bir örnek. Gerçekten biz bu örneklerin artmasını istiyoruz.
Bu örnekleri arttırdığımızda bizim futbol başta olmak üzere pek çok branşta gerçekten insanımızda, gençlerimizde o potansiyel var. Çok güzel başarıları yakalamamamız işten bile değil. Evet. Futbol dedik, bu hafta derbi var. Evet. Derbiyle ilgili olarak görüşleriniz, değerlendirmeleriniz, gerçekten beklentiniz, arzunuz. Rekabeti biz önemsiyoruz. Her alanda rekabetin, tatlı bir rekabet, centilmence olduğu müddetçe hem kalite adına hem seyir zevki adına çok güzel olduğunu düşünüyorum. Ben de gerçekten hem tribünlerin arasındaki, içindeki ahengin güzel olmasını temenni ediyorum. Centilmenlik ruhunun hem sahada hem tribünde had safhada olmasını, hem de sahadaki rekabetin tatlı bir şekilde olmasını temenni ediyorum ve iyi olan kazansın. Daha güzel oynayan kazansın diyor. Derbiler her zaman şeydir, üç ihtimallidir. Evet. Derler yani, iki takımdan biri de kazanabilir, berabere de bitebilir. Evet. Bu hangi takımın hangi dönemde, hangi durumda olduğuyla da ilgili değildir pek, değil mi? Evet. Derbilerde her zaman sürprizler olabilir. Gerçekten. Ben dediğim gibi iyi oynayan kazansın olsun, diyorsunuz. Yoğun bir rekabet olsun ve iyi oynayan kazansın. Yeter ki dostluk olsun. Evet. Dostluk baki. Futbol çok baskın yalnız. Bu etkilemiyor mu? Yani teşvik anlamında da diğer sporlara, futbol dışı sporlardan diyelim tercih yapacak bir çocuk, bir genç, bir sporcu açısından bunun negatif bir tarafı da yok mu? Yani futbolun bu kadar baskın olması, diğer sporlara dönük özendiricilik kısmını eksik bırakmıyor mu işin? Evet de biz spor futboldan ibarettir anlayışıyla değil. Spor futboldan ibaret değildir anlayışıyla hareket ediyoruz tüm politikalarımızda. Ve ben bununla ilgili bir takım değişiklik emarelerini de gözlemliyorum. Gerçekten gerek basketbolun, gerekse voleybolun bu manada hem başarılar anlamında hem de yaygınlaşması anlamında hem biz bakanlık olarak ciddi çalışmalarımız var, hem de gerek kulüplerimizin, gerek yerel yönetimlerimizin başarı hikayeleri var. Ve bu çerçevede örneğin sokak basketbolu bizim önemsediğimiz bir konu. Bunu yerel yönetimlerle birlikte gerçekleştiriyoruz. 2019 yılı içerisinde pek çok ilimizde sokak basketbolu ile ilgili çok güzel projelerimiz var. 3x3 yer var mı ki sokaklarda basketbol nasıl olacak? Biz bu noktada bulduğumuz her alanı basketbol potası noktasında değerlendireceğiz. Buna ilgili çok ciddi ilerleme kat ettik. Özellikle okul bahçelerimizi bu noktada değerlendiriyoruz büyük şehirlerimizde. Okul bahçelerimize 2000'den fazla spor alanı kazandık son 2,5 yılda. Bunu artıracağız. Sadece okuldaki öğrencilerimiz kullanmıyor bunları. O mahalleli kullanıyor. Yine o bölgedeki insanlarımız kullanıyor okul saatleri dışında, hafta sonları, yaz ve semestr tatillerinde. Böylece biz hem alanlarımızı çok daha verimli kullanmış oluyoruz, hem de gerçekten bizim alan noktasındaki sıkıntımızı bu alanlarla birlikte gidermiş oluyoruz. Biz bu basketbol seferberliğimizi şu an tanıtımını yapmadık ama güzel bilen insanlar çok güzel geri dönüşlerle bize katkı sağlıyorlar. Gerek basketbol federasyonu, gerek yerel yönetimlerimiz bu konuda heyecanlı. İnşallah 2019 yılında basketbolu çok sık duyacaksınız. Evet. Ve ben basketbolun yayılmasıyla bizim yetenekli basketbol noktasındaki arkadaşlarımız, gençlerimizi de bu spora teşvik ve onları kazanma çerçevesinde ciddi mesafeler kazanacağımıza inanıyorum. Evet. Bu belki yayıncılık anlamında da mesela bizim Ülke TV'de yayınlanan bir program var. Evet. Arkadaşımız Ömer Önder, evet. Spor and Spor diye bir program yapıyor. Orada temel yaklaşım futbol dışı sporlar, evet. Özellikle bir... Gerçekten biz bu konudaki müteşekkiriz. Kanal 7 grubuna, Ülke TV ekibine bu anlamdaki desteklerinden dolayı ama medyamızın tüm... Herkes bir el atsa diyorsunuz. Evet, herkesin el birliğiyle hakikaten tüm branşları desteklemesi, öne çıkarması gerektiğine inanıyorum. Bu konuda ben hassasiyeti olan siz değerli arkadaşlarımıza da ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Biz size teşekkür ediyoruz, sağ olun. Son 1-2 dakikalık vaktimiz kaldı. Ben soru sormayayım isterseniz. Siz ister çağrı yapın, ister ilave etmek istediğiniz bir şey varsa onu söyleyin. Spor anlamında, gençlere belki bir
çağrı, mesaj anlamında söylemek istedikleriniz varsa onları alıp o şekilde ben kapatalım. Açıkçası gençlerimiz adına çok ümitliyim. Gerçekten ben gençlerimizde değişik vesilelerle bir arada bulunuyorum. Ve her gençlerle buluşmam ayrı bir heyecan katıyor. Örneğin il ziyaretlerinde seçim kapsamında demokrasi buluşması gerçekleştiriyoruz. Her ilde yeni oy kullanacak gençlerimizle bir araya geliyoruz. Onlarla katılımcılığı konuşuyoruz, çoğulculuğu konuşuyoruz. Gerçekten bu topraklar çoğulculuğun aslında ana vatanı. Pek çok farklı etnik grubun, medeniyetin bir araya geldiği, kardeşlik içerisinde, sevgi içerisinde yaşadığı topraklar. O anlamda hem demokrasi adına hem de çoğulculuk adına bizim çok üstün olduğumuzu düşünüyorum ülke olarak. Ve gençlerimizde ben bu heyecanı, bu ruhu görüyorum. Ve ben gençlerimizin, az önce ifade ettim, tesisler noktasında pek çok anlamda üniversitelerimiz olsun. Her ilde üniversitemiz var. Hemen hemen her ilde, ilçede spor tesislerimiz var. Gençlik merkezlerimizde az önce söyledim. Artık biz gençlerimizin olduğu alanlara gideceğiz. Yani gençlerimizi bizim şehrin dışında, şehrin kampüsün dışında açtığımız merkezlere gelmesini değil, onların yana götüreceğiz gençlik merkezlerimizi. Yine liselerimize gençlik merkezleri açacağız. Bu noktada biz gençlerimizin olduğu her yerde varız. Evet. İnşallah onlar da lütfen bizimle olan iletişimi güçlü tutsunlar. Gençlere hem kapılarımız hem gönül kapımız açık. Bizim bakanlığımız, Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerimizin evi, yuvası. Bunu böyle bilsinler. Bize önerileriyle, projeleriyle, zaman zaman ikazlarıyla destek olsunlar. Biz onlar için varız. Nedir bunun en kestirme yolu? İnternet üzerinden. Bunun en kestirme yolu internet üzerinden olabilir, telefonla olabilir. Ben ofis telefonumu vereyim, bana direkt ulaşabilecekleri 0312 596 66 66 taleplerini, önerilerini, düşüncelerini bu vesileyle benim ofisime iletebilirler. Ve Gençlik Bakanlığımıza gelebilirler, her daim kapımız açık. Sadece teknolojiyle değil. Sonra izdiham olmasın ama. Gençlerimize her zaman kapımız açık. Kapımız açık diyorsunuz. O noktada hiçbir endişemiz yok. Biz açıkçası gençlerimizin gelecek adına sadece bizim değil, ülkemizin değil, tüm dünyanın umudu olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede onları yetiştirmek için rekabet güçleri yüksek olsunlar diye her türlü imkanı sunmak için de hazırız. Çok teşekkür ediyorum bize vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Efendim bu hafta Başkent Kulisi'ni işte izlediğiniz gibi Ümitköy Spor Kompleksi'nden yaptık. Konuğumuz da Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu oldu. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.